أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli dinleyenler, yine bir vahyin izinde bu hafta sizlerin karşısındayız. İnşallah bu haftaki programımızda kaldığımız yer olan Lokman suresi 20. ayetten itibaren devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem terav ennallâhe sahhara lekum ma fissemâvâti ve ma fil ard ve esbeğâ aleykum ni'mehu zahiraten ve batineten ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin ve la huden ve la kitabin münir. Evet Lokman suresi 21, 20. ayet. Meali şu şekilde göklerde yerde ne varsa hepsini Allah'ın emrinize amade kıldığını ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi Buna rağmen insanlardan öyleleri vardır ki hiçbir ilme dayanmadan bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında mücadele edip durur Evet ayetimizin meali bu şekilde Ayetimizi cümle cümle ele alalım önce ilk cümleyi görüşelim. İlk cümleyi gündem yapalım. Göklerde yerde ne varsa hepsini Allah'ın emrinize amade kıldığını evet görmediniz mi diyordu Rabbimiz. Bir şeyin bir kimsenin emrine amade kılınması iki şekilde gerçekleşir. Birincisi o kimse o şeyden faydalanmaya yetkili kılınır. Ona böyle bir yetki verilir. İkincisi o şey o kimseye fayda versin ve onun çıkarlarına hizmet etsin diye bir kanun ve nizama tabi tutulabilir. allah Teala gökler ve yerdeki her şeyi insana bir ve aynı anlamda musahhar kılmamış bir kısmını söylediğimiz birinci diğer bir kısmını da ikinci anlamda onun emrine vermiştir. Yani söz gelişi İnsana hava, su, ateş, bitkiler, madenler, davarlar, hayvanlar, diğerleri birçok şey birinci anlamda. Yani insanın faydalanması konusunda yetkili kılınması. Güneş, ay ve benzeri faydalandığı şeyler de ikinci anlamda insanın emrine musakhar kılınmıştır. Ve ayetimizin diğer cümlesi açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Görünür nimetler kıymeti dinleyenler insan tarafından şu veya bu şekilde algılanan yahut bilinen nimetlerdir. Görünmeyen nimetler ise insan tarafından ne algılanan ne de bilinen nimetlerdir. Kendi vücudunda ve dış dünyasında insanın yararına iş gören sayısız şey vardır. Fakat insan Halikin kendisi için hazırladığı onun koruma ve emniyetini gelişme ve beslenmesini, sağlık ve mutluluğunu sağlayan nice vasıtaların farkına varmaz. Bilimin çeşitli dallarında insan üzerinde yapılan araştırmalar Allah'ın daha önce insana gizli kalmış nice nimetini açığa çıkarmıştır ve şimdiye dek açığa çıkarılmamış olan nimet ve lütuflar hala gizli olanların yanında elbette ki çok önemsizdir. Tüm bu nimetleri Bizlere lütfeden Rabbimizi niye tanımaya yanaşmıyorsunuz? Niye tüm bu nimetlerin vericisi olan Rabbinizin sizin adınıza gönderdiği hayat programı olan kitabıyla ilgilenmiyorsunuz? Neden bu nimetlerin sahibine teşekkür etmiyorsunuz? Niye tüm bu nimetleri ona kullukta kullanmıyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz bunu? bu nimetleri veren kim? E, elbette ki Allah. O zaman kulluk kimin hakkı? Sadece ona, başkalarına değil. Minnet, şükür, hamd, kulluk sadece ve sadece bu nimetlerin sahibine yapılır. Onu verene yapılır, başkalarına değil. Bunu anlamıyor musunuz? Bunu düşünmüyor musunuz? Tefekkür etmiyor musunuz? Akletmiyor musunuz diyor Rabbimiz. Diğer bir cümle aynı ayetin Buna rağmen insanlardan öyleleri vardır ki hiçbir ilme dayanmadan bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap olmadan evet Allah hakkında mücadele edip durur deniyordu. Evet bu değerlendirmeye bir bakalım bu ayete. Yani onlar ne hakikati doğrudan tecrübe edecekleri veya bizzat müşahede edebilecekleri bir bilgi vasıtasına sahipler ne hakikati müşahede ettikten sonra kendilerine kılavuzluk edebilecek bir kimsenin hidayetine ermişler ve ne de inançlarına temel olabilecek ilahi bir kitapları vardır. Yani onlar tamamen kendi istek ve arzuları doğrultusunda zanlarla oluşturdukları düşünceleriyle hareket etmektedirler. Evet ayetimizin diğer cümlesi en son cümlesi Allah hakkında mücadele edip durur ilgisizce, hiçbir delile dayanmaksızın zanlarıyla, evet Allah hakkında tartışanlar. Yani şu tür sorular üzerinde münakaşa edenlerdir onlar. Allah var mı yok mu? Allah tek mi yoksa başka ilahlar var mı? Onun sıfatları ve bu sıfatların niteliği nedir? Onunla yaratıkları arasındaki ilişkinin mahiyeti nedir? Gibi sorular. Bu ayette inkarın üç sebebi bildiriliyor, zikrediliyor. Bir, herhangi bir bilgiye dayanma ihtiyacı duymayanlar. Bir sonraki ayette bunun gerekçesi babaları yani ataları taklit olarak veriliyordu. Yani kafalarını kullanmayanlar. İkincisi, yol gösterici bir kılavuza dayanmayanlar. İlle de taklit edeceklerse doğru yoldan giden bir rehberi izlemeleri gerekirken yanlış rehberi izleyenler. Bunlar birincilerden daha aşağılıktırlar. Üçüncüsü de bir belgeye dayanmayanlar. Kur'an vahyinden önceki vahiylerden hiçbirini gündemine almamış olanların tartışmak için geriye tek dayanakları kalıyor. Ya Nadir bin Haris'in yaptığı gibi Pers mitolojisi ya da Atalar yolu nostaljisi. Yani bunlardan birini yapıyorlar. Yine hak yolu dönmüyorlar. Değerli dinleyenler Allah'ın zatı, sıfatları, fiilleri, yetkileri, uluhiyeti ve rububiyeti Allah'ın hayata karışması, vahiy göndermesi ve istediği hayat programı hakkında Allah'ın elçilerinin konumu, ahiret, ekonomi, hukuk, aile, kadın ve sosyal hayat hakkında ellerinde hiçbir bilgi olmadığı halde, hidayeti tanımadıkları halde ve hiçbir kitaba dayanmadıkları halde Cahilce tartışmalara giriyorlar. Evet, bana göre, bize göre Allah böyle olmalıdır. Ben kimsem veya e, biz kimsek. Yani bize göre kitap şöyle olmalıdır. Bize sorulan bir şey mi var? Yani Allah kitap hakkında bize bir yetkilendirme yaptı da bizden bir görüş mü alıyor? Haşa. Bize göre din şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır. Peygamberin fonksiyonu şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır gibi. Bunlar tamamen Allah'a karşı körlük ve onunla birlikte ukalalıktan başka bir şey değildir kıymetli dinleyenler. Lokman suresi 21. ayet. Ve izâ qîle lehumu tebi'û mâ enzelallâhu qâlu bel nettebi'û mâ vecednâ aleyhi âbâ'enâ. Evelev kâne şeytânu yed'ûhum ilâ azâbis kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Evet Lokman suresi 21. ayet. İşte değerli dinleyenler bu ayet ilk defa bu sözler ve tavırlar sebebiyle onları kınamaktadır. Kur'an'ın Mekki ve Medeni surelerinde bunun içeriği defalarca tekrarlanmıştır. Bu durum Arap müşriklerinin anne ve babalarının geleneklerine şiddetle bağlı olduklarına, onu mukaddes saydıklarına ve onu terk etmeye çağırmayı bid'at ve düşmanca karşıladıklarına bir delildir. Nebevi davetin karşısında şiddetli tavır koymalarından önemli bir neden, böyle bir sebep, bu davetin geleneklerinin çoğunu yıkmasıdır. Onların adeta geleneklerine savaş ilan etmiş olmasıdır. Bu tavrın sadece Araplara has olduğunu da söyleyemeyiz. Bu taassubi durum bütün insanlar arasında ortak bir noktadır. Yani bizim toplumumuzda da aynılarını görüyoruz. İşte gelenek etkinliği, geleneğin bu şekilde etkin oluşu. Miras alınan gelenekleri kolayca sindirmek ya da bırakmak konusunda ancak bu geleneklerin yer etmediği, zihinleri açık, genç, tabir yerindeyse münevver kişi ve topluluklar için söz konusudur. Belki bu husus Allah Resulü'nün risaletine tabi olanların gençlik yaşını aşmamış kişilerden olmasındaki Allah'ın hikmetini de belki bize açıklıyor olabilir. İslam'a giren ilk neslin çoğunluğu işte o yüzden genç denilebilecek zümreden idi. Burada Kur'an Mekke'nin müşrik ileri gelenlerini alaya alıyor ve dolaylı olarak bu güvensiz tutumun nereye varacağına işaret etmektedir. Şeytan babalarınızı alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı? Evet, bu tutum alevli azaba götürmek için şeytanın önerdiğinden başka bir şey değildir değerli dinleyenler. Onlar kendilerini bu sonuca götürecek olsa da aynı tutumu sürdürmeye kararlı mıdırlar? Evet. Lokman suresi ayet 22. Ve men yuslim vecehu ila llahi ve huve muhsinun faqad istamsaka bil urvetil vesqa ve ila llahi umur. Kim ihsanda bulunan biri olarak yüzünü kendini Allah'a teslim ederse Artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Kim ki muhsin olarak yönünü Allah'a dönerse, kim ki tüm hayatını, varlığını, gecesini, gündüzünü, ailesini muhsin olarak Allah'a teslim ederse, Allah'ı görüyormuşçasına kim kulluğa yönelirse, kim Allah'ın kendisini her an görüp kontrol ettiği bilinci içinde Müslümanca bir hayat yaşamaya yönelirse o kimse kokmak bilmeyen sağlam bir kulpa Allah'ın yeryüzüne indirdiği hidayete yapışmış demektir değerli dinleyenler. Bakara Suresi'nin 256. ayetinde de yine aynı şekilde kim tavutu reddeder Allah berisinde egemenlik taslayan, egemenlik iddiasında bulunan sahte tanrıları reddeder ve sadece Allah'a kulluğa yönelirse o kopması olmayan sağlam bir kulpa yani Allah'ın dini İslam'a tutunmuş demektir deniyordu. Evet Bakara Suresi 256. ayeti kerimede. Rabbimiz bizden tüm varlığımızla kendisine yönelmemizi istiyor değerli dinleyenler. O zaman biz de tüm hayatımızla kendisine teslim olacağız. Yani muhsin olacağız ki sağlam bir kulpa yapışmış olalım. Zaten işlerin akıbeti, işlerin sonucu Allah'a döndürülecektir. Yani sonunda herkes Allah'a döndürülecek ve hesabı Allah'a verecektir. O halde, o halde aklı başında olan, akleden bir kimse hesabını vereceği bir hayatı yaşamak durumundadır. Hesap verilecek olanın da Allah olduğu unutulmadan. Lokman suresi ayet 23. Ve men kefera fe la yahzunke kufruhu ileyna merciuhum fe nunebbiuhum bima amilu innallaha alimun bizatis sudur. Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini kalplerde olanı hakkıyla bilendir diyor Rabbimiz Lokman 23'te. Değerli dinleyenler bundan kasıt şudur. Yani diyor ki ey Resul seni dinlemeyi reddedip İslam'ı inkar etmek ve küfürde ısrar etmekle sana zarar vereceğini sanan bir kimse aslında sana değil kendine zarar vermektedir. Eğer seni dinlemiyorsa onun hakkında artık hiç kendini üzme denmiş oluyor kısaca. Peygamberlerin görevi Allah tarafından gönderilmiş olan vahyi insanlara olduğu gibi tebliğ etmektir. O insanları zorla bu dine yani İslam'a inandıracak değildir ama insanların yararlarının, faydalarının bu dine inanmalarında ve emirleriyle yasaklarına uymalarında olduğuna, kurtuluşlarının bu yolla olacağına kesin bir imanı vardı. Üzülmesi kendi adına değil, onlar adına idi. Çünkü inanmamalarından dolayı kendisi bir şey kaybetmiyordu. kaybedenler inanmayanların ta kendileridir. Evet. Her zaman böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır zaten. Lokman suresi ayet 24. Nümetti'uhum galilen sümme nezdarruhum ila azabin galiz. Biz onları dünyada biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz. Evet biz onlara dünyada biraz nimet verir faydalandırırız, imkan ve fırsat veririz diyor Rabbimiz. Halbuki görüntüde bakıyoruz ki Müslümanlara verdiğinin fazlasını vermiş onlara. Mesela şu anda onların ellerindeki bulunanları baygın baygın seyreden Müslümanlara sorsanız bu dünyada en büyük nimeti Allah kimlere vermiş diye onlara soracak olsanız herkes diyecek ki hep bir ağızdan kafirlere vermiş diyecekler vahiden habersiz hayatı değerlendiren, Allah'ın değer yargılarını tanımadan hüküm veren Müslümanlar işte böyle düşünürler. Zihinlerinde nimet olarak sadece para, mal, mülk, güç, kuvvet olunca bunlar da kafirlerde olunca elbette böyle değerlendirecekler. Hiç düşünmüyor musunuz? Allah size iman ve hidayet verdi en başta bir kere. Allah size kitap ve peygamber verdi. Namaz, oruç ve ahiret inancıyla beraber hayatı değerlendirebilme bilgisi verdi. Cennete gitme yolu gösterecek ve bu şekilde de ateşten kurtulma yöntemi verdi. Bu nimetlerden düşünürseniz daha büyük nimet olur mu? Niçin Allah'ın size verdiği bu nimetleri görmezlikten geliyor veyahut da küçük görüyorsunuz? Yoksa bu nimetler karın doyurmuyor, para getirmiyor mu diyorsunuz? Yani biz peşin isteriz nimeti. Dünyadayken rahatımız bir elimiz yağda bir elimiz balda olsun istiyoruz mu diyorsunuz. Allah'tan korkun. Bu nimetler size dünyada da ahirette de en büyük haseneyi kazandıracaktır. En büyük mükafatı kazandıracaktır. Aklınızı kullansanıza. Evet. Hayır. Değerli dinleyenler. Onlara verilen çok azdır. O kafirlere verilen. Dünyalığı ele geçirmiş gibi görünen tüm dünyayı bir tek kafire verse bile Allahü Teala ahiretin katında ahirette verilecek nimetin yanında çok azdır. Kıymeti harbisi yoktur. Çünkü bütün bunlar dünyalıktır ve bir gün bitecek, dünya ile beraber bitecek ve ahirete hiçbir şey intikal etmeyecektir. Öyleyse Allah'ın bunca nimetine karşı bu nankörlüklerimiz niye? Utanmıyor muyuz Allah'tan? Yarın onlar dünya kadar altın ve gümüşe sahip olsalar ve tamamını verseler cehennemden kurtulamayacaklar. Öyleyse niye imreniyorsunuz bu kafirlerin ellerinde bulunanlara? Yarın kafir cehennemden kurtulamayacakken sizin şirksiz imanınız, namazınız, orucunuz, teslimiyetiniz, iffetiniz sizi cennete götürecek. Şu anda dünyanın en zengin, en mutlu insanı sizsiniz. Bunun farkına varın. Neden bundan habersizsiniz ki? Dünyada kafirler kadar fakir, onlar kadar zavallı yoktur. Niye bunu anlamaya yanaşmıyorsunuz? Evet, onlara bu dünyada az biraz bir şeyler veririz de sonra ya sonra onları galiz bir azaba, ağır bir azaba yuvarlayı veririz diyor Rabbimiz. Kendi yolunda olanlara güzel bir hedef, kendi yolunun dışında hareket edenlere de ağır bir azapla dünyadaki mal, mülk ve saltanatın bitişini haber veriyor Rabbimiz. İşte yaşadığımız hayatın en güzel bir biçimde sorgulanması da bizlere en büyük nimetlerden zaten birisidir farkında olana. Lokman suresi 25. ayet. Ve le in tehum men halaka's semawati vel arda Kulilhamdülillah bel ekferuhum la ya'lemun. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki hamd Allah'a mahsustur fakat onların çoğu bilmezler. Evet Lokman 25. Kıymetli dinleyenler insan vicdanını dinlerse bu açık gerçeği inkar edemez. İşte gökler ve yer konumları, hareketleri, boyutları ve özellikleri kurulmuş olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Öyle bir kurgu ki bu, onda düzen görüldüğü gibi amaç da görülmektedir. Onlar bu durumlarından önce kimsenin yarattığını iddia etmediği ve kimsenin de Allah'ın dışında başka bir yaratıcının onların yaratılmasında ortaklık ettiğini iddia etmediği yarattıklar olup kendi kendilerine var olmaları da mümkün değildir. Yine düzenleyicisi olmadan düzene girmesi ve varlığını sürdürmesi de mümkün değildir bunların. Onların kendi kendilerine veya başıboş ya da rastlantı sonucu var oldukları görüşü ise insan fıtratının kökünden inkar ettiğinin yanında bir de üzerinde konuşmaya değer değildir. Diğer yandan sorulduğunda ikileyemiyor. Cevapları ne oluyordu? Allah oluyordu. Bunun için Allah Resulü'nü onları Allah'ı övme konusundaki kusurları ile ayıplamaya yöneltiyor. Hamd Allah'a mahsustur de. Evet fıtratta hakkın belirgin oluşundan ötürü hamd Allah'a mahsustur. Varlığın oluşturduğu delil önünde kaçınılamayan itiraftan ötürü hamd Allah'a özgüdür. Her ne göz önüne alınırsa hamdin Allah'a özgü olduğu görülecektir. İnsanların çoğu Allah'ı kainatın halıkı, yaratıcısı olarak kabul etmenin zaruri sonuç ve gereklerini bununla neyin çatıştığını bilmez, fark etmez, idrak etmez veya bunlar örtülmüştür kendisi tarafından veya başkaları tarafından. Bir kimse Allah'ı yerin ve göklerin yaratıcısı olarak kabul ettiği zaman ilah ve Rabbin yalnızca Allah olduğunu da kabul etmek zorundadır. Bunlar birbirinin kaçınılmaz sonucudur. Yalnızca onun ibadet ve itaate layık olduğunu, yalnızca ondan yardım istenebileceğini ve ondan başka hiçbir varlığın, mahlukatın şari ve hakimi olamayacağını da kabul etmek zorundadır. Yaratan kimse odur bu haklara sahip olan. Birincisi, Halik'ten başkasını ilah kabul etmek akla aykırıdır ve yalnızca cahillerin içine düşebileceği bir çelişki ifade eder. Aynı şekilde bir varlığın yaratıcı olduğuna inanıp onun yarattıkları arasından birini belaları giderici bir ilah, kudret, hüküm ve hakimiyet sahibi bir varlık olarak kabul etmek hiçbir akıl sahibinin teslim ve tasdik edemeyeceği bir yaman çelişki olacaktır. Lokman Suresi 26. Lillahi mafiss semavati vel ard. Innallaha huvel ganiyyül <laughs> hamid. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Şüphesiz Allah gani, hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Hamid, hamd de yalnızca ona aittir. Evet, yani hakikat yalnızca gökler ve yerin yaratıcısının Allah olduğundan ibaret değildir. Dahası o göklerde ve yerde bulunan her şeyin de Rabbidir. Allah bu kainatı yaratıp da başkaları hepsine yahut bir kısmına hükmetsin diye onu terk etmiş değildir. Tam aksine bizzat o yarattıklarının Rabbidir ve bu kainatta var olan her şey O'nundur. Her şeyin sahibidir. Yalnızca O ilahi hak ve kudrete sahiptir. Başka hiçbir varlık değil. Çünkü hiçbir varlık yaratıcı değil. Bu ayetten surenin sonuna kadar devam eden kısım kıymetini dinleyenler neden bütün övgülerin Allah'a mahsus olduğu sorusunun adeta cevabı mahiyetindedir. Zira 26. ayete göre müşriklerin taptıkları putlar da dahil olmak üzere evrendeki her şey Allah'a aittir. Onun mülküdür. Her şey ona muhtaçtır ve onun hiçbir kimseye, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla yaratma ve yönetmesinde kayıtsız bir hürriyete sahiptir. Lokman suresi ayet 27. Ve lev ma fil ardi min şeceratin aqlamun vel bahru yemudduhu min ba'dihi seb'atu ebhurin ma nefidet kelimatullah innallaha azizun hakim. Evet Lokman suresi 27. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Evet Rabbimiz kendi bilgisinin sonsuzluğunu, yüceliğini vasfediyor. Eğer yeryüzündeki tüm ağaçlar kalem olsa, eğer deniz ve onların arkasından yedi deniz daha katılarak hepsi mürekkep olsa Allah'ın kelimeleri, Allah'ın kelamı, Allah'ın ilmi bitmez. Allah azizdir, Allah hakimdir. Kıymetli dinleyenler, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz burada. Evet, Elhamdülillah ki böyle alim olan bir Rabbin bilgisiyle bilgileniyoruz. Böyle hakim olan, hakim olan bir Rabbin hikmetiyle hikmetleniyoruz bundan daha büyük bir şeref olabilir mi? Peki durum böyle olunca bu insanlar nasıl oluyor da Allah'ın hikmet dolu bu kitabından yüz çeviriyorlar? Nasıl oluyor da bu insanlar Allah'ın velayeti altına girmiyorlar da kendileri gibi aciz varlıkların velayetleri altına girmeye çalışıyorlar? Nasıl oluyor da hikmeti ve bilgisi sonsuz olan Allah'ın göndermiş olduğu bir kitaptan bilgilenmeye yanaşmıyorlar da başka şeylerden, başka kaynaklardan bilgilenmeye çalışıyorlar? Gerçekten bunu anlamak mümkün değildir. Yani insanlar nasıl oluyor da bu kitaba karşı kayıtsız kalabiliyorlar? Nasıl oluyor da bu kitaptan habersiz bir hayatı yaşayabiliyorlar? Bilgisi sonsuz olan, bilginin kaynağı olan Rabbimiz biz kullarına kendi bilgisinden birazını aktarmış. Hazreti Adem atamızdan başlayarak sayfeler, kitaplar göndererek bizi kendi bilgisiyle şereflendirmiştir. Ama bu bize bildirdikleri kendi bilgisine nispetle çok azdır. Okyanusta bir damla bile değil. Böyle bir Allah'ın kitabıyla bilgilenmekten daha şerefli ne olabilir yeryüzünde? Ama bakıyoruz ki maalesef insanlar böyle bir Allah'tan bilgilenmekten, böyle bir Allah'a güvenmekten uzaklaşıyorlar da kendi bilgilerine, kendileri gibi insanların, aciz varlıkların bilgilerine güveniyorlar. Lokman suresi ayet 28 ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده إن الله سميع بصير Ey insanlar sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Evet Lokman 28'de böyle diyor Rabbimiz. Yani o kainattaki bütün sesleri bir ve aynı zamanda işitir. Hiçbir ses bir diğer sesi duymasını engelleyecek kadar onun işitmesini sekteye uğratamaz, engelleyemez. Aynı şekilde o bütün kainatı içindeki bütün ayrıntısına varıncaya kadar nesne olsun olay olsun bir ve aynı zamanda görür ve hiçbir şey başka bir şeyi görmesini engelleyecek kadar onun görüşünü sekteye uğratamaz. Aynı mükemmellik insanın yaratılışı ve yeniden yaratılışı içinde söz konusudur. O yaratılışın başlangıcından beri doğmuş ve kıyamete kadar da doğacak olan insanları aynı anda yeniden yaratmaya muktedirdir. Hiçbir insanın yaratılışı onun aynı anda diğer insanları yaratmasını engelleyecek kadar onun yaratıcı gücünü sekteye uğratamaz. Çünkü onun için bir tek insanın yaratılışıyla milyarlarca insanın yaratılışı denktir, bir ve aynı şeydir. İnsanların hafsalası bunu almayabilir. Neden? Çünkü Allah'ın gücünü insanlar anlayabilmiş, takdir edebilmiş, hafsalaları Allah'ın gücünü bilmiş durumda değil ki. Evet değerli dinleyenler. Şimdi programımıza kısa bir ara veriyoruz ve ardından kaldığımız yer olan Lokman Suresi 29'dan devam edeceğiz inşallah. Kıymetli dinleyenler, verdiğimiz bu kısa aradan sonra programımıza kaldığımız yer olan Lokman Suresi ayet 29 ile devam ediyoruz inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Ayetimizi bölüm bölüm ele alıyoruz. Birinci bölüm olarak ilk cümleyi değerlendirelim. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Evet. Yaratan olduğuna göre bunların hepsini tıkırında yerleştirmiş. Her şey kendi görevini aksatmadan sürdürüyor. Yani gündüz ile gecenin sabit ve düzenli bir biçimde zuhur edip dönüşmesi, birbirlerine kalp olması, kendiliğinden güneş ve ayın bir sisteme boyun eğdiğini gösterir. Allah'ın takdiriyle, ortaya koyduğu kanunuyla, sünnetiyle yani güneş ve ay burada özellikle zikredilmiştir. Çünkü her ikisi de göğün önde gelen cisimleridir. Güneş sisteminin iki büyük e, bizim devamlı gördüğümüz varlıklarıdır. O kadar ki en eski dönemlerden beri insanoğlu bunlara ilah diyerek tapmıştır maalesef. Ve bugün bile birçok kimse için durum maalesef aynıdır. Ancak gerçek şu ki kıymetli dinleyenler Allah arzda dahil olmak üzere kainatın tüm yıldız ve gezegenlerini kendisinden bir parmak bile sapamayacakları bir sisteme bağımlı kılmıştır. Bir kanuna bağımlı kılmıştır. Evet bunu anlatıyor ayet-i kerime. Ayetimizin diğer cümlesi her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır diyor Rabbimiz. Yani ister güneş olsun ister ay isterse diğer yıldız ve gezegenler alemde hiçbir şey ebedi değildir. Her şeyin bir eceli vardır ve vazifesini ancak vadesi gelinceye kadar sürdürebilir. O ecel tamamlandı mı bitmiştir.'' Her şeyin var olmadan önceki zaman içerisinde bir başlangıcı ve ondan sonra da olamayacağı bir sonu var. Bir zaman var ki ondan sonra o yok artık. Bu böyle geçici ve güçsüz varlıkların insanın tanrıları olamayacağı gerçeğinin çok açık, mantıki ve akli delilini ifade eder. Ayetimizin son cümlesi şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Yüce Allah sizin durumlarınızı ve yaptığınız işleri bilir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Şüphesiz bunun gibi parlak sanatı ve üstün yönetimi gören kimse bu sanatın yaratıcının kendi yaptıklarını da kuşatan birisi olduğundan gafil kalmaz. Bunu fark eder, anlar. Anladığında da zaten dönüşü elbette ki Rabbi olan, Halika olan, Rabbi olan, sahibi olan Allah'a olacaktır elbette. Lokman suresi 30. Zalike bi ennallaha huvel hakku ve enne ma yedun min dunihi'l batilu ve ennallaha huvel aliyul kebir. <laughs> Lokman suresi 30. ayet. İşte böyle şüphesiz Allah o hak olandır ve şüphesiz onun dışında yalvardıkları tanrılar ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Kıymeti dinleyenler, kainatta tek hak Allah'tır ve insanların Allah düğününde, astında veya berisinde düğün kelimesine verilen anlam itibariyle söylüyoruz Allah'ı bırakıp da kendilerine dua ettiklerinin, kulluk ettiklerinin, Tanrı kabul edip yasalarını uygulamaya çalıştıklarının tamamı batıldır. Yani ne bu dünyada ne de ölüm ötesi hayatta onların hiçbir yetkileri, hiçbir kabiliyetleri yoktur. Ve işte muhakkak ki o Allah alidir. Allah kebirdir. Yani en büyük odur, en yüce odur. Onun üstünde başka bir varlık yok. Allah'ın arzında ona yetki sınırlaması getirmeye çalışanlar veya getirdiklerini düşünenler Allah'a kafa tutanlar Bilesiniz ki bütün bunları bu dünyada Allah'ın kendilerine verdiği geçici yetkileriyle imtihan dolayısıyla yapabilmektedirler. Allah'tan gelen hak yasalar dururken insanların başka yasalara tabi olması sapıklıktan başka bir şey değildir. Kıymeti dinleyenler yine herkes biliyor ki hak din hak hayat tarzı Allah'ın bildirdiği hayat tarzıdır. İnsan ya Allah'ın Rabliğine, uluhiyetine evet der, onun istediği şekilde bir hayatı yaşayarak Müslüman olur ya da sapıklığı tercih etmiş olur. Aksi takdirde insanın varacağı yer sapıklıktan başka bir şey değildir. İnsan ya haktadır ya da sapıklıktadır. Ya mümindir ya da kafirdir. Çünkü hak özelliğine sahip olan sadece Allah'tır, onun bildirdikleridir ve hakkın dışında da sapıklık vardır. Bunu unutmayalım. Ortası yok yani. Biraz haktan biraz sapıklıktan yok. Rabbimiz hak, kitabı hak, peygamberi hak, yasaları hak, sistemi hak, o sistemin gösterdiği yol hak, cenneti hak, cehennemi hak, sıratı hak, mizanı hak. Yani hepsi haktır. Hak Allah'tan gelendir. Namaz haktır. Oruç, haç, tesektür, infak, cihat, Hepsi bunların haktır. Müslümanca bir hayat haktır değerli dinleyenler. Kıymetini bilene, farkında olana, idrak edene. Eğer hakkı Allah'ın gönderdiği vahyinin dışında görürseniz, problemlerinizin çözümünü bu kitabın dışında başka yerlerde ararsanız, mutlaka ve mutlaka batıla düşeceksiniz ve burnunuz sürtülecek demektir tüm insanlık bir şey üzerinde toplanıp bu haktır deseler de şayet o Allah'ın indirdiğine ters düşüyorsa bilelim ki ve iman edelim ki o batıldır. Allah'ın indirdiğinin dışında hak yoktur zaten ve bu hak hüküm ortaya konulmadıkça insanlar arasındaki ihtilafların bitmesine de imkan ve ihtimal yoktur. Allah'ın hak olarak indirdikleriyle hükmetmedikçe yeryüzünde asla salah da olmayacaktır. Yeryüzü ıslah olmayacaktır. İhtilafları çözecek bir tek kaynak vardır. O da Allah'ın yeryüzünde ihtilafları çözmek üzere indirdiği hak kitabıdır. Ve yani Kur'an'dır değerli dinleyenler. Lokman suresi ayet 31. Elem tera ennel fulke tecri fil bahri bi ni'metillahi li yuriyakum min ayatihi inne fi zalika la ayatin kulli sabbarin şekur Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır diyor Rabbimiz. Evet Lokman suresinin 31. ayetinde. Ayetimizin ilk cümlesini ele alalım. Yani görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır diyor. Evet yani bu ayetlerde göstermektedir ki tüm güçler yalnızca Allah ile vardır. İnsan deniz yolculukları için dilediği gibi güçlü ve dayanıklı gemiler yapabilir. Denizcilik biliminde bu alanda ilgili bilgi ve tecrübe de belli bir ilerleme kaydedebilir. Fakat fakat yalnızca bunlar Allah'ın inayetiyle korunmaksızın güvenli bir yolculuğun garantisi olamaz özellikle denizdeki korkunç güçlerle burun buruna gelindiğinde Allah'ın yardım ve inayeti çekilir çekilmez insan bilimlerine ait vasıta, kaynak ve bilgilerinin ne kadar zayıf ve yetersiz olduğunu işte o zaman yüz yüze geldiğinde anlar. Aynı şekilde bir kimse sükun ve emniyet içerisindeyken bir ateist veya müşrik olarak yaşayabilir. Fakat kayığı fırtınalı bir şekilde denizde sallanmaya, bir yaprak gibi sallanmaya başladığında bir ateist bile anlar ki Allah vardır ve bir müşrik bile anlar ki o Allah tektir. Evet bunu bilir. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreten herkes için ibretler vardır diyor Rabbimiz ayetimizin diğer cümlesinde. Yani insanlar sözü edilen iki niteliğe sahip olduklarında bu ayetler aracılığıyla hakikati tanır, tevhidi açık seçik biçimde kavrar ve önce sebat eder, sabır gösterir. İlk nitelik onların sabırlı olmaları gerektiğidir. Onlar sebatsız, geç tavırlı değil, sabit ve ısrarlı olmalıdırlar. İyi ya da kötü, zor ya da kolay, lehte ya da aleyhte hangi şartlar altında olursa olsun, dirençle hak inançta sabit kalmalıdırlar. Zor günler geldiğinde boyun büküp Allah'ı tamamen unutmak gibi bir zaafa düşmemelidirler. Yahut bunun tam tersine Allah'a ibadet edip de işler yolunda gitmediğinde onun hakkında küstahça sözler sarf edenlerin durumuna da düşmemelidirler. Diğer nitelik ise onların şükredenlerden olmalarıdır. Onlar nankörlük ve şükran yoksunluğunu tasvip ve tasdik etmemeli verene karşı besledikleri şükran hissini her fırsatta açığa vurmalıdırlar değerli dinleyenler. Lokman suresi ayet 32 Ve izâ gâşiyehum mevcun kezzuleli de'avullâhe muhlisîne lehuddîn Falemma neccahum ilal barri faminhum muqtasidun vema yajhadu bi ayatina illa kullu hattarin kafur Onları kara gölgeler gibi dalgalar sarı verdiği zaman dini yalnızca ona halis kılan gönülden bağlılar olarak Allah'a yalvarıp yakarırlar, dua ederler. Böylece onları karaya çıkarıp kurtarınca artık onlardan bir kısmı orta yolu tutuyor. Bizim ayetlerimizi gaddar, nankör olandan başkası inkar etmez diyor Rabbimiz Lokman 32'de. Evet, ayetteki iktisadın sözlük anlamı sadık, doğru olmak anlamına da mu'tedil olmak anlamına da gelebildiğini söyleyebiliriz. Birinci anlamda ayet şöyle denmiş olur. Ayette şu ifade edilmiş olur. Onlardan yalnızca birkaçı fırtınaya tutulduklarında izlemeye söz verdikleri tevhid üzere kalır ve kıyıda kıyıya çıktıktan sonra da sadıklardan olurlar anlamına gelir. Eğer ayeti ayetteki bu kelimeyi mu'tedil anlamına değerlendirirsek ayet bu sefer şu demek olur. Onlardan bir kısmı dinsizlik ve şirklerinde daha mutedil, daha esnek bir tavır alır yahut felaket ihtimalinin etkisiyle eski inançlarına olan coşku ve bağlılıklarının bir kısmını yitirir anlamına gelir. Evet değerli dinleyenler pek muhtemeldir ki Allah bu anlam yüklü ibareyi iki durumu da ima etmek için kullanmış olabilir. En iyisini o bilir zaten. Gaye muhtemelen bir deniz kasırgası esnasında herkesin zihninin kendiliğinden rayına oturduğuna yani fıtrata bir dönüş olduğuna ve herkesin dinsizlik ve şirkten vazgeçip tek olan Allah'tan yardım istediğine işaret etmektedir. Fakat emniyet içerisinde kıyıya varır varmaz içlerinde pek azı bu tecrübeden ders ve ibret almış görünür. Dahası bu küçük topluluk üç gruba ayrılır. Kıyıya çıktıktan sonra da bu inanca sadık kalanlar, inançlarında inattan vazgeçip mutedil hale gelenler ve bu tehlikeyle geçici olarak bağlılık duygularından bir kısmını itirenler. Ayetimizin diğer cümlesi bizim ayetlerimizi gaddar, nankör olandan başkası inkar etmez. Bu iki nitelik daha önceki ayette zikrettiğimiz iki niteliğin tam zıddıdır. Hain, gaddar, tam anlamıyla sadakatsiz, söz ve vaadine uymayan kimse demektir. Nankör ise kendisine sağlanan iyilik, kar ve yararı teslim etmeyen ve hatta bu nimetleri kendisine verene karşı iyice davranandır. Bu niteliklere sahip olanlar tehlikede tereddüt etmezler. Afaklarında, dış dünyalarında olduğu gibi iç dünyalarında yani enfüslerinde de bir takım ayetleri idrak ettiklerini unutmuş görünürler. Aslında fırtınaya tutulduklarında Allah'ın varlığı ve tekliği hakkında müşahede ettikleri o afaki ayetler ile Allah'a yalvarırken müşahede ettikleri o enfüsî yani iç dünyalarındaki ayetler aynı hakikati idrak etmelerinin bir sonucuydu. Aralarındaki dinsizler bu davranışlarını şöyle açıklamaya çalışıyorlar. Kendilerince tabi tevil edecekler ya. O bizim karışık ve şaşırtıcı bir durumda açığa vurduğumuz bir zaafımızdı. İnsani bir zaaftı. Oysa bizi fırtınadan kurtarmış olabilecek bir Allah yoktur haşa. Biz aslında şu şu alet, vasıta ve kaynaklar sayesinde paçayı kurtardık. İşte o esnada dalganın büyüğü bizi es geçti. Veyahut da biz çok dayanıklı bir gemi yapmıştık gibi bir takım şeylere sığınırlar, mazeretlere. Mesela müşriklere gelince onlar da genellikle şöyle bir telafi mekanizmasına başvururlar. Ne diyorlar? Biz zaten şu velinin, şu tanrı ve tanrıçanın, şu efendi hazretlerinin koruması altındaydık. Onlar sayesinde kurtulduk. Böylece kıyıya çıkar çıkmaz... Bu batıl ilahlara şükranlarını sunmaya başlarlar ve tapınaklarında onlara hediyeler sunarlar. Bütün umutlarını yitirdikleri ve Allah'tan başka kendisinden yardım isteyecekleri kimse kalmadığı zamanı hatırlamak onları hiç rahatsız etmez. Çünkü kendilerince tevil ettiler. Lokman suresi ayet 33 يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Ey insanlar, Rabbinizden korkup sakının. Hiçbir babanın çocuğuna, hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın diyor bu ayet-i kerimede. Evet, yine ayet-i kerimeyi cümlelerle değerlendiriyoruz cümlelere bölerek. Birinci cümlemiz, ey insanlar Rabbinizden korkup sakının, hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun cümlesine bakalım. Evet değerli dinleyenler, biliyorsunuz ki kulluk itaattir, itaati gerektirir. Allah'ın emir ve yasaklarına ve hayatı düzenlemek için koyduğu kural ve kaidelere uymaktır. Allah'a itaat etmeyenler, Allah'ın azabına karşı kendilerini koruma altına almamışlar demektir. Söz konusu azaba karşı kişinin kendini koruma altına alması özellikle sağlıklı bir iman ardından da Allah'ın emir ve yasaklarına bağlılıktır. İnsanlar arasındaki en sıkı ilişki baba ile evladı arasındaki ilişkidir. Baba ile oğul birbirlerinin yükünü yüklenemeyeceklerine göre bir başkasının bir mürşidin veya bir liderin bağlılarının yüklerini yüklenmesi asla mümkün değildir. Ahirette herkes kendi yükünü kendisi yüklenecektir. Ayetimizin diğer cümlesi şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Kuşkusuz Allah'ın sevap, ceza, öldükten sonra dirilme ve hesapla ilgili ne kadar vaadi varsa haktır, gerçektir, şüphesizdir. Bu Allah'ın dönmeyeceği de bir vaadidir ayrıca. Allah vaadinden dönmez. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Evet bu dünya hayatı yalnızca yüzeysel görüş sahiplerini türlü yanlışlıklara sevk eder. Kimisi hayat ve ölümün yalnızca bu dünyada olduğunu, bu dünyadan sonra başka bir hayatın olmadığını, dolayısıyla ne yapabilirse bu dünyada ve şimdi yapması gerektiğini zanneder. Servet, iktidar ve refah içerisinde kaybolmuş bir başkası öleceğini unutur, azamet ve iktidarının hiç son bulmayacağı gibi aptalca bir fikre kapılır. Kimisi manevi ve ruhi gayeleri küçümseyerek maddi kazanç ve zevkleri yegane gaye olarak görür. Hayat standardı dışında hiçbir şeye hiçbir önem vermez. Bunların sonucu olarak insanlığın standardı giderek daha mı düşüyormuş? hiç bunu umursamaz. Bazıları ise dünyevi refahın doğruluk ve yanlışlığın asıl ölçüsü olduğunu, refaha getiren bütün hayat tarzlarının doğru, refaha zıt düşen her şeyin yanlış olduğunu zanneder. Bir başkası ise bolluk içerisinde yüzmeyi, Allah'ın seçtiği kul olmanın alameti olarak görür. Zenginliğe ulaşabileceği vasıtaları ise hiç mesele etmeksizin bu dünyada zengin ve müreffeh olan kimsenin Allah'ın sevgilisi, sevgili kulu olduğunu söyler. İsterse doğruluk ve dürüstlük aşkına katlansın bu dünyada sefil bir hayat sürenin, ahirette de sefil bir hayat süreceği şeklinde bir kanunun, bir prensibin var olduğunu zanneder. Böyle düşünür. Bu tür yanlış anlamalar Allah tarafından dünya hayatının aldanışları olarak isimlendirilmektedir. Evet, ayetimizin son cümlesi evet o aldatıcı da Allah hakkında sizi aldatmasın. Ayette el garur yani aldatıcı ifadesi kullanılabilir, kullanılıyor. Bu da şeytan olabilir, bir insan olabilir, bir insan grubu, hatta insanın kendi kendi heva ve hevesi bile olabilir. Yahut yahut başka bir şey de olabilir. Bu kapsamlı ve anlam yüklü bir kelimenin belirli bir şahıs veya nesneye delalet etmeksizin genel anlamda kullanılmasının nedeni farklı insanlar için farklı aldanma vesilelerinin bulunmasıdır. Bir şahsı doğru yoldan yanlış yola sevk etmek ve yönlendirmek üzere ayartıp aldatan belli vesile veya vasıtalar o şahsın özel durumuna uygun düşen el garuru olacaktır onun için. Bir kimseyi Allah hakkında aldatmak deyimi de sayısız aldatma türlerini içeren kapsamlı bir deyimi ifade eder. El garur yani aldatıcı bir insanı Allah'ın olmadığı fikriyle aldatırken bir başkasını Allah'ın alemi yarattıktan sonra elini onun kontrolünden insanların yönetilmesinden çektiği ve bir daha onunla ilgilenmediği fikriyle aldatır. Bir diğerini ise Allah'ın bazı seçkin kulları vardır. Eğer onların yakınlığını kazanırsanız ne yapabilirseniz yapın affınız garanti şefaatiniz garanti diyerek aldatır. Bir başkasını da şöyle diyerek Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Çekinmeden günah işlemeye devam edebilirsiniz. Nasıl olsa her günahınız daima affa mazhar olacaktır. Haşa. Kimi neyse kaderci bir fikir ilham ederek onu saptırır. Yaptığın her şey önceden belirlenmiştir. Kötülük işlediğinde onu sana işleten Allah'tır. İyilikten kaçındığında seni ondan uzaklaştıran da Allah'tır. Dolayısıyla fiilinin de sahibi sen değilsin Allah'tır. Dilediğin gibi yaşa. Aşağı. Değerli dinleyenler işte bütün bunlar gibi insanı Allah katında aldatan sayısız ayartı biçimleri vardır. Fakat tahlil edildiğinde tüm hata, günah ve cürümlerin temel sebebinin insanın o veya bu şekilde Allah hakkında aldatılması ve her nasılsa bir takım itikadi sapma ve ahlaki hatalara sevk edilmesi olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. لقمان سورة آية 34 إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْهَامِ وَمَا تَدِرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدِرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz Allah'ın katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Evet Lokman suresi ayet 34. Değerli dinleyenler bu ayet aslında Müşriklerin kıyamet ve ahiret vaadini Resulullah'tan duyduklarından beri tekrar tekrar sordukları kıyametin ne zaman kopacağı sorusuna bir cevaptır. Tabi onlar bunu günü belirlemek, günü öğrenmek anlamında değil. Alay etmek anlamında bir soruydu bu onların bu sorusu. Kur'an bunu bazı kere soruyu zikrederek bazı, bazı zamanlarda da muhataplar ne sorduklarını bildikleri için zikretmeden cevaplandırmaktadır. Bu da sorunun kendisi zikredilmeksizin cevaplandırdığı ayetlerden biridir. Kıyametin vaktiyle ilgili bilgiye yalnız Allah sahiptir ki şeklinde ilk cümle sorunun asıl cevabıdır. Bunu izleyen dört cümle ise asıl cevabı pekiştirmek amacına yöneliktir. Tüm delilin anlamı şudur. Yani deniyor ki ey insan sen hayatta pek yakın ve içli dışlı olduğun bu şeyler hakkında bile hiçbir şey bilmiyorken Nasıl olur da tüm alemin sona ereceği vakti bilebilirsin? Senin bereket içerisinde yüzmenle, kıtlık içerisinde çaresiz kalman temelde yağmura bağlı. Oysa yağmurun kontrol ve düzeni tümüyle Allah'ın yedi kudretinde istediği zaman istediği yere ve istediği kadar yağmuru o gönderiyor. Ve istediği zaman da göndermiyor. Belli bir yere belli bir zamanda ne kadar yağmur düşeceğini Hangi ülkenin de ondan mahrum kalacağını, hangisinin yağmurdan zarar göreceğini tamamen bilmiyorsunuz. İşte bugünlerde de onu yaşıyoruz zaten. Neslinizi gelecekte sürdürecek olan sperm damlalarıyla eşiniz, karınız hamile kalıyor. Fakat siz onların rahimlerinde şekillenen şeyin iyi mi, kötü mü olduğunu bilmiyorsunuz. Yarın başınıza ne geleceğini dahi bilemiyorsunuz. Ani bir kaza her şeyi değiştirebilir. Fakat siz böyle bir olayı bir dakika öncesinden bile kestiremiyorsunuz. Şimdiki yaşantınızın nerede son bulacağını bilmiyorsunuz. Allah tüm bu bilgileri kendine saklamıştır ve size bunlar hakkında hiçbir bilgi vermemektedir. Aslında önceden tedbir alabilirsiniz diye bunları bilmek istiyorsunuz. Fakat tamamen Allah'ın emir ve tasarrufunda olan şeylerin bilgisine bir yol bulamazsınız. Aynı şekilde dünyanın sonu hakkında da Allah'ın emir ve kararını beklemekten başka seçeneğiniz yok. Ayrıca bununla ilgili bilgi ne bir kimseye verilmiştir ne de onlara verilmesi söz konusu olabilir. Burada bir şeyin daha çok iyi anlaşılması gerekiyor değerli dinleyenler. Onu da tekrardan altını çizmemiz lazım. O da şu, bu ayet Allah'ın bildiği gaybi ve sırrı şeylerin tam bir listesini vermiyor. Belli bir tasavvura yol açsın diye yalnızca en belirgin şeylere işaret ediliyor. Üstelik bunlardan insanın en içli dışlı yaşadığı fakat farkında olmadığı bilmediği yalnızca Allah'ın bildiği gaybi ve sırrı şeylerin beş tanesinden ibaret olduğu sonucu da çıkarılmamalıdır. İşin aslı gayb mahlukata gizli fakat Allah'ın bilgisi için apaçık olan bu türden her şeyi içine alır ve böyle şeyler sayısızdır. Allah'ın ilmi dahilindedir diyoruz. Evet değerli dinleyenler bu haftada bize ayrılan süreyi doldurduk ve programımızı sona erdiriyoruz. Suremiz de böylelikle sona erdi. Lokman Suresi 34 ayetlik bir sureydi. Onu da bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda e, nüzu sırasına göre e, Sebe suresini gündem yapacağız. gündemimize taşımaya çalışacağız. Şimdi sizleri alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.